Sanat Güneşi Zeki Müren. Zeki Müren 6 Aralık 1931 yılında dünyaya gelmiştir. 1996 yılında TRT İzmir Televizyonu'nda canlı yayında vefat etmiştir. Sanat Güneşi ve Paşa olarak anılan Müren, klasik Türk müziğinin en büyük isimlerinden biri olarak kabul edilir. Sanata olan katkılarından dolayı 1991 yılında Devlet Sanatçısı unvanı ile ödüllendirilmiştir. Türkiye'de verilmeye başlanan Altın Plak ödülünün de ilk sahibi olan sanatçı, müzik yaşantısı boyunca 600'ü aşkın plak ve kaset doldurmuş, 300'ü aşkın şarkı bestelemiştir. Vasiyetinde tüm mal varlığını Türk Eğitim Vakfı ve Mehmetçik Vakfı'na bırakmıştı. TEV ve Mehmetçik Vakfı 2002 yılında Bursa'da Zeki Müren Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi'ni yaptırdı. TEV Bursa, 24 Eylül 2016 tarihinde yaptığı bir açıklamada vakfın Zeki Müren Burs Fonu'ndan 20 yılda 2.631 öğrencinin yararlandığını söylemişti. Bursa'nın Hisar semtinde Orta Pazar Caddesi'ndeki 30 numaralı ahşap evde Kaya ve Hayriye Müren çiftinin tek çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesi Üsküp'ten Bursa'ya göç etmişti. Babası kereste tüccarıydı. Ufak tefek ve çelimsiz bir çocuktu. İlkokulu Bursa Osman Gazi İlkokulu'nda okudu. Henüz ilkokuldayken yeteneği öğretmenleri tarafından keşfedildi ve müzikli okul müsamerelerinde başrolleri oynamaya başladı. Hayatındaki ilk rolü bu müsamerelerden birindeki çoban rolüdür. Ortaokulu yine Bursa'da, Tahtakale'deki 2. ortaokulda tamamladı. Ortaokulu bitirdikten sonra babasına İstanbul'a gitme arzusunda olduğunu açıkladı. Ve onun da onayı ile İstanbul Boğaziçi Lisesi'ne yazıldı. Bu okulu birincilikle bitirdi. Olgunluk imtihanlarını pek iyi dereceyle verip İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne, şimdiki adıyla Mimar Sinan Üniversitesi'ne girdi. Yüksek Süsleme Bölümü Sabih Gözen Atölyesi'nden mezun oldu. Desen çalışmalarını öğrencilik yıllarından başlayarak pek çok kez sergiledi. Zeki Müren, Bursa'da Tamburi İzzet Gerçeker'den aldığı solfej ve usul dersleriyle musiki bilgileri öğrenmeye başladı. 1949 tarihinde Boğaziçi Lisesi'nde okurken sinema yönetmeni ve yazar Arşavir Alyanak'ın babası Agabos Efendi ile bir başka hocası Udi Kırıkor'dan aldığı derslerle de musiki eğitimini sürdürdü. Daha sonra fasıl musikisini iyi bilen ve geniş bir repertuarı olan Şerif İçli'den çeşitli eserler meşketti. Refik Fersan'dan, Sadi Işılay'dan, Kadri Şençalar'dan faydalandı. 1950 yılında henüz üniversite öğrencisiyken TRT İstanbul Radyosu'nun açtığı ve 186 adayın katıldığı solist sınavını birincilikle kazandı. 1 Ocak 1951'de İstanbul Radyosu'nda canlı olarak yayınlanan bir programda ilk radyo konserini verdi ve bu konseri çok beğenildi. Bu konserde kendisine eşlik eden saz ekibi Hakkı Derman, Şerif İçli, Şükrü Tunar, Refik Fersan ve Necdet Gezen'den oluşuyordu. Konserden sonra Hamiyet Yüceses stüdyoyu arayarak kendisini tebrik etti. O yıllarda TRT Ankara Radyosu Anadolu'da en çok dinlenen radyoydu ve İstanbul Radyosu Anadolu'dan net olarak dinlenemiyordu. Aynı hafta klarnet sanatçısı Şükrü Tunar, Müren'i Yeşilköy'deki kendisine ait plak fabrikasına götürerek yine kendi eseri olan Muhabbet Kuşu şarkısını plağa doldurttu. Bu plak sayesinde Müren tüm Anadolu'da tanındı. İlk sahne konserini 26 Mayıs 1955 tarihinde verdi. Genellikle kendi dizayn ettiği sahne kıyafetlerini giyiyordu. Saz heyetine tek tip kıyafet giydirmek ve T-podyum kullanmak gibi çeşitli yenilikler getirdi. Zeki Müren 600'ü aşkın plak ve kaset doldurdu. Plağa okuduğu ilk şarkı Şükrü Tunar'ın Bir Muhabbet Kuşu
güfteli şarkısıdır. Müren, 1955 tarihinde Manolyam adlı şarkısıyla Türkiye'de ilk kez verilen altın plak ödülünü kazandı. 1991 yılında ise devlet sanatçısı seçildi. 300 dolayında şarkı besteledi. 17 yaşındayken bestelediği Zehretme Hayatı Bana Cananım mısrası ile başlayan Acem Kürdi şarkı bestelediği ilk şarkıdır. Şimdi Uzaklardasın, Manolyam, Bir Demet Yasemen, Gözlerinin içine başka hayal girmesin güfteli, Elbet Bir Gün Buluşacağız gibi şarkıları sık sık okunan en sevilen şarkılarıdır. Zeki Müren bu şarkıları plaklara da okumuştur. Zeki Müren 1954 tarihinde Beklenen Şarkı adlı filmde sinema oyunculuğuna başladı. Büyük bir ticari başarı kazanan bu filmden sonra şarkılarının çoğunu kendisinin bestelediği 18 filmde daha oynadı. 1965 tarihinde de Arena Tiyatrosu'nca sahneye konulan Çay ve Sempati adlı oyunda başrolü oynadı. 1965 yılında 100'e yakın şiirinin yer aldığı Bıldırcın Yağmuru adlı şiir kitabını çıkardı. Bu kitabında yer alan şiirlerinden bazıları Pembe Yağmurlar, Bursa Sokağı, İkinci Sadık Dost, Çim Makası, Son Kavga, Bu Bestecikler Sana, Alın Yazım, Kazancı Yokuşu ve Kendimi Arıyorum'dur. Zeki Müren, kalp rahatsızlığı ve şeker hastalığı nedeniyle hayatının özellikle son 6 yılında sahne hayatından ve medyadan uzaklaştı. Bodrum'daki evinde inzivaya çekildi. Bu dönemi kendini dinlemek olarak tarif eder. 24 Eylül 1996 günü TRT İzmir Televizyonu'nda kendisi için düzenlenen tören sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı. Cenazesi büyük bir halk kalabalığının katıldığı büyük bir törenle kaldırıldı. Mezarı ise doğum yeri olan Bursa'daki Emir Sultan Mezarlığı'ndadır. Benim yerim çok uzakta, dualarla yaşıyorum. Şarkılara duyun seren, çilelere göğüs geren. Şarkılara duyun seren, çilelere göğüs geren. Dertli gönüllere giren, işte benim Zeki Müren. Dertli gönüllere giren, işte benim Zeki Müren. Kimsesizlerin kimsesiziyim, kimsesizim. Yalnızların yalnızıyım, yalnızım. Dertlilerin dertlisiyim, dertliyim. Aşıkların aşkıyım, aşıkım. İsmim Mesut, göbek adım Bahtiyar. Yıllarca hep böyle bildiniz siz. Mesut Bahtiyar'dan şarkılar dinlediniz.